Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele etmek zorundayız dedi. Biz de bugün arkadaşlarımızla birlikte ailesine, kederli ailesine taziyede bulunduk. Başsağlığı dileğinde bulunduk. Hepimizin ortak acısı, ortak taziyemiz, ortak cenazemiz ve bir baba olarak, bir vatandaş olarak, bir eş olarak şunu söylemek isterim ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele yaparken siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyor. Asıl olan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. Dolayısıyla insan onuru, kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken de bu hassasiyetle yine yaklaşmamız gerekmektedir. Ve bu süreçte kadına yönelik şiddete asla ama asla hiçbir toleransın gösterilmemesi gerekmektedir. Baktığımızda kadın cinayetleri işin başında küçük diye hasır altına itilen bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesimi, şiddet önleme merkezleri dahil duyarlılığı en üst düzeyde olması millet olarak beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir. Hiçbir şekilde bu bir şekilde tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir. Ve en ufak bir şiddet, her türlü şiddet bu konuda önemsenmesi, titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde delil, dosyadaki delil durumuna göre karar verilmektedir. Biz de yine yargı mensuplarının bu hassasiyetle devam ederek bu meselelerin üstüne giderek sonuçlandıracaklarına olan inancımız tamdır. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanına kar kalmayacağı, hem bu dünyada hem öte dünyada yanına da kar kalmaması gerektiğini ve bu cezaları neyse onların çekmesi de hepimizin ortak dileğidir.